Yarasa, yataşa, ne yapıyorsun abla? Baba parasından kahramanım etmemem gerek dünyevi şeyleri dert ama nedense gereksiz bir stresteyim Allah'ım delireceğim temalı bu yapımda yönetmen abimiz muhtemelen çok Dark Knight izlemiş olacak ki olayın Nolan gibi yapayım derken çok yanlış anlamış karanlık temada çekeceğim derken Brightus'u düşürüp kap karanlık bir yapım yapmış. Bir saatte anlatılacak hikayeyi neredeyse 3 saate sıvazlamış. E sıvazladık madem uzadı. Batman neden bir değişik olmasın demiş. Yönetmen abimiz yapımı bildiğin reklam sloganı gibi başlatmış. Bildiğiniz bütün Batman'leri unutun. Karizmatik mi bakacak? Hayır. Kötülerin canını mı yakacak? Hayır. E o zaman ne yapacak? Ben söyleyeyim sürekli yüzünde bir hassiktir ifadesiyle yapım boyunca dolanacak aman koyayım. Oğlum bu Batman diğer serilerdeki gibi değil. Neden biliyor musunuz? E sürekli bir dertli bakışlar, sıkıntılı duruşlar. Hayır derdi de dert değil. Neymiş? Efendim ailen neden ibne? Belediye başkanını kim öldürdü falan. Yemin ediyorum bu adamın o kadar çok parası var ki oğlum. Bu derdin Devasını satın alırsın. Buna rağmen yapım boyunca yüzünde sürekli kakası var sıçamıyor gibi geziyor amına kodumun oğlu. Zaten bu filmlerdeki zenginlerin dertleri genelde halk arasında pek dert olarak anılmaz. Mesela zengin der ki Abi bu yıl tatile gidemedim ya. Orta düzey gelirdeki halk da der ki Senin ben derdini sikeyim. Hayır adam sana diyor ki Derdin ne? Bu da diyor ki Anlayamazsın. Utanmasa Alfred'e parayla saadet olmuyor oğlum diyecek amına koyum. Hayır Batman kostümü giyince sesi kalınlaşıyor anladık. Peki normal sivildeyken niye Max Payne gibi konuşuyor oğlum bu adam? Bak şehirde zaten herkes maskeli geziyor. Bizimki de gaza gelmiş aralarında takılıyor. He bir de sloganı var. Kimsin lan sen? İntikamım. Göya her süper kahraman gibi mazlumun yanında gölgelerde saklanmıyor. Gölgelerin ta kendisiymiş. Oğlum mazlumun yanında olsan politikacı mı savunursun amına koyayım? Bu da Batman olmuş da bizi yiyecek. Yok efendim kötü adamların korkulu rüyasıymış. Oğlum bize bilmediğimiz bir şey söyle. Herhalde korkulu rüyası olacaksın. Sonuçta sen Bella'yı sikerken çek yatağırmış adamsın. Kötü adamlara neler yaparsın Allah bilir. Yarasa abi derbeder olmuş. Bu benim aile mirasım. Kötülere öldüreceğim. Para pul kimin umurunda diye geziyor ama... Ama Burus bu senin mirasın. Ailenin ekonomik durumunu kontrol etmelisin. Miras umurumda değil. Batman'im ben. İyi de amına kodumun Batman'liğini hangi parayla yapıyorsun acaba? Değil mi? Amino asitli Batman abimizin yaşadığı malikane muhtemelen Kont Dracula film setinden araklanmış. Bu ev ne oğlum? İnsan bir modern çizgilerle donatır. Her yer varaklı şeylerle dolu. Batman abimiz başta söylediğim gibi şehirde gizlenmek için hiçbir çaba gütmüyor. Mesela Penguen diye bir adam arıyor. Bunun için de baya adamın mekanının kapıyı çalıp... Kim olduğumu biliyor musun? Flash. Yok. Eee Superman. Yarasa desem. Oğlum adam bildiğin bu kostümle mekan basıyor la. Resmen bu yapımda Batman'i Türkler yazmış. Sürekli bir atar gider şekli. Yok sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok benim babam Gotham kaymakamıydı. Bir sakin ol ya. Olay şu. Gotham belediye başkanı öldürülüyor. Batman abi de <laughs> deyip olayı çözmeye çalışıyor. Kötü adamımızın da derdi şu. Gotham'da İbni Bürokratlar var. Politikacılar yalan söylüyor. Ben düzeni sağlamak istiyorum ve onlara öldüreceğim. E tamam ne var bunda? Sorun yok ki adam haklı. Bruce abi bu fikire karşılık öldürmesin diye katili arıyor amına koyayım. Yapımın bir noktasından sonra durduk yere bir kedi kadın hikayeye cumbullop dahil veriyor. Kedi olsa sıkıntı yok. Ama kadın olduğu için Batman abi e bir yarası olarak kedi avına çıkmayak mı diyerek her bulduğu fırsatta inceden inceden hatuna yürüyor. Ya Batman abi ben şu anda bizi izleyen insanlara yürüyor falan diyorum da. Sen baya burada uzun atlamaya kalkmışsın oğlum. Bu sahnenin de bu noktaya gelmesinin sebebi şu. Güvenlik geliyor sus sus. <laughs> Yok canım ne dayamaz. Yapımın başında ölen belediye başkanını ahirete uğurlama töreni yapılırken her ne kadar sivil olmasına şaşırsak da Buru abimiz de mekana gelmiş. Hacılar burada rüşvete yolsuzluğa bulaşmış bölge savcısını bizim kötü adamımız araca bağlamış aracı da cenaze töreninin içine salmış. Çık lan arabadan. <gülüyor> <gülüyor> Aa savcım. Olay şu. Kötü adamımız Batman'le görüşmek istiyor. Yani durduk yere bana Wonder Woman'ı bağlayan gece yok. Batman arayacak tabi. Başlıyor telefon çalmaya. Bak aradan net 6 saat geçiyor. Hava falan kararıyor. Telefon hala çalıyor oğlum. Neden? E Bruce abi mekana sivil gelmişti. Evine gidecek. Üstünü değiştirecek. Hazırlanacak. Gelecek. Öyle. Kötü adam beklesin işine pezevengi. En nihayetinde Batman Reis gelip telefonu açıyor. Batman ne haber? Bir şey diyeceğim. Bella'yı sikerken hakikaten çek yat yatkılı... kadar... <laughs> Neyse tamam. <laughs> şaka şaka. Şu lavaboya çevirsene telefonu. Şşt bak. Sana bir soru soracağım. Bilirsen ölmüyorsun. Vallahi bilmiyorum. Dur geri daha soruyu sormadım. Evet tamam. Maskesi var havada uçar. Parasıyla hava atar. Hadi bakayım Superman Superman'da maske mi var? Sığır. Ya vallahi bilmiyorum. Amına koyayım benim lan ben. He Batman mi? Batman. Bilemedin gerizekalı. Ayrın ben amına koyayım. Bak bu patlama oluyor. Batman'in bırak suratına zarar gelmesini. Kıyafeti bile pislenmedi oğlum. Sadece bayıldı. Ha bayıldıktan sonra polisler bizim yarasayı emniyete götürmüşler. Hepsi de merak ediyor tabii kim bu maskenin altındaki diye. Adamın maskesini o saate kadar gerçekten çıkarmamışsınız. Hala bakarak Allah Allah kim acaba? Vallahi yüzünün yarısı görünüyor ama Maskeyi çıkarsak anlarız sanki E çıkaralım o zaman aneni. Dokunmayın lan bana Ya çıkar şu maskeyi Bırakın lan Batman abi baya polislere atarlanınca bizim Gordon abi bana 2 dakika verin onunla işbirliği yaparım diyor. Bu abi de e hadi bakalım diyor. Oğlum niye milletin içinde atar gider yapıyorsun? Maskemi çıkarıyorlardı. E bayıldın millet at sikine kelebek konmuş gibi merak etti oğlum normal. Batman abi yalandan bizim reize yumruğu çakıp emniyetten kaçmaya başladıktan sonra hemen çatıya çıkıyor ve aşağı bir atlıyor. Tabi tam uçamadığından indim 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 ananı damını sikip as ya oy bütün havam gitti. Neyse kimse görmedi Allah'tan. Kolay gelsin. Ay ödüm koptu be. Benim filmimde ne yapıyorsun kızım? Ben de oynuyorum bu yapımda. Manyaksın galiba. Sevişelim mi? Küçük yarasa kedilerimiz olur. Bak bizim iki sevişken ateş altında kalıyor. Batman abi vuruluyor. Sonra durduk yere bir anda ortadan kaybolup arabayla beliriyor. Oğlum şu arabaya Gandalf'ın atı muamelesi yapmayın artık ya. Oldu olacak arabayı ıslıkla çağırın bari. Şimdi mesela Batman abi arabayla kötü adamları ezip öldürmek varken neden hadi kötü adamlar da arabalarına binip kaçsınlar da ben de onları kendi arabamla kovalayayım diye bekliyorsun abi. Yani şurada durup ara gaz vermenin mantığı ne yersiz havasını siktiğimi malı. Sonra bir bakıyoruz Riddler adındaki esas kötü adamımız bizim Batman'e tuzak kuruyor. Amma ve lakin, o tuzağa emekçi Alfred yakalanıp hastanelik oluyor. Tabi Alfred hastanelik olunca Batman abi intikam spreyleri sıkmaya başlıyor. Çünkü intikam alınmadan önce sprey sıkmak şart. Millet başka yapımlarda intikam yemine eder. Bu spreylerine sıkıyor. Uç desen uçamaz. Gözünden ışık çıkar desen çıkaramaz. Hızlı koş desen koşamaz. Safi parayla edindiği sikilleri var. Hayır oğlum kötü adamı bulmak için bunları bir A4 kağıdına yazıp plan yapmak varken malikanenin salonunu niye bunlar ediyorsun? Sonra niye benimle taşak geçiliyor? Efendim ben süper kahraman değil miyim? E bu yaptığın şey sırf rüzgar oğlum şu an. Ne yapıyorsun? Çıkarım. Yere yazarak olur mu? Bu mal mısın? Olmuyor zaten. Buluşalım ben sana söyleyeceğim. Nerede buluşuyorlar peki? Tabii ki çatıda oğlum. Efendi gibi sivil giyinip bir pastanede buluşup de gazozu içerken konuşmak varken kostümleri falan giyinip çatıda buluşuyorlar. Hayır üşenmiyorlar da ya. İntikam almalıyız. Mıyız diye bir şey yok. I'm Batman. Yalnızım diyorum. Bence birlikte savaşabiliriz. O şerefsizi ve diğerlerini birlikte adalete teslim edebiliriz. Evet. Sonra belki birlikte sekseriz. Tam tam birlikte onların amına koyalım. Tamam um, um. Kankalar bakın bu bir süper kahraman yapımı. Aslında şu anda ekranda duran iki kişinin safi hiçbir özelliği yok. Birinin parası var öteki de atlatik. Bunları bizim Gazi Osman Paşa'ya salsan iki saat dayanamazlar. Bak burayı çok iyi dinleyin. Kötü adam diyor ki baban bir şerefsizdi. Geçmişte şunu öldürdü buna rüşvet verdi falan. Bizim Batman'de kötü adama seni bulacağım kafana sıkacağım diyor. Oğlum adam haksız mı? Senin baban katıksız bir orospu çocuğu değil mi? Ayrıca Batman yapımlarında neden bütün kötü adamlar haklı amına koyayım? Acaba siz zengin ve halkın dilinden anlamayan şerefsizler olduğunuz için olabilir mi? Süper güç dahil her boku parayla çöz sonra ben intikam alacağım. Başını alırsın. Bruce abimiz parodi yazarken her boka niye kostümle gidiyorsun amına kodumun oğlu bir yerde sivil git dediğimizi duyunca Falcon adlı abimizi görmeye sivil gidiyor. O da Bruce Wayne olduğumu tanısın maksadıylaymış. Hoş geldin Batman. Ay pardon Bruce. Bana babamı anlat. Oğlum sivildeki sesin bu mu lan? Neyse. Baban bir şerefsizdi. Adam öldürttü bana. Olamaz. Oldu valla. Vengeance falan diye gezme ortalıkta amına koyayım. Param pulum var siktir git Maldivlere yerleş mis gibi yaşa. Vengeance'lık bir durum yok. Nasıl yok ya? Oğlum baban itin tekiydi. Joker filmini de mi izlemedin? Baya şerefsiz senin baban. Babam şerefsizmiş. İnsan bir geçmiş olsun der. Başlatma geçmiş olsun şerefsizmiş. Niye bana yalan söyledin? Öyle bir şey yok oğlum. Yok mu? Yok tabi rahat ol. Ben Vengeance'ı o zaman. Aynen yap da elimi niye tuttun şimdi gay gibi tövbe. Hemen ikna ol tamam mı? Senin olayın intikam adalet falan değil oğlum o kadar kostüm, motor, araba yaptırdım. Bunları kullanmam lazım diyorsun. Bak yapımın başında abimizin derdi bu herifi bulmaktı. Şimdi kedi kadınımız abuk subuk birini öldürmesin. Biz o kötü adamları adalete teslim etmemiz lazım derdine düştü. E bunun neresi şimdi Batman Vengeance? Bu bildiğin Batman what the fuck are you doing koyayım. Ablamız Falcon Reis'in mekana mağdur bir kızım lütfen bana yardım edin. Ayağına girip Falcon'u öldürmeye çalışıyor ama o sıra bizim Falcon abi kedi kadını getirip tam öldürecekken parayla saadet olmaz men gelip onu kurtarıyor. Her ne kadar kedi ablamız öldüreyim sal beni dese de bizim yaras abi hayır adalete teslim edeceğiz diyor. Tam mekanın önünde de esas kötü adamımız olan Riddler reis tarafından Falcon headshot yiyerek Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Amına koyayım oradan ateş ettiler. Rahat olun bende. Hacılar bakın şimdi. Riddler adındaki kötü adam köşedeki bir kafede Türk kahvesi içiyormuş. Bunlar da bunu duyup oraya baskın yapıyorlar. Şimdi bizim Türk polisiyle Gatın polisi arasındaki farkı sizlere göstereceğim. Türk polisi böyle bir durumda şunu der. Ellerini kaldır başının üstüne koy hemen. Peki yapımda Gatın polisi mekana dalıp da ne diyor dersiniz? Ellerini başının üstüne koy seni oros bu çocuğu. Al işte. Oğlum adam haksız olsa dahi bana küfür ettiler deyip karşı dava açabilir. Bir sakin olun la diyeceğim. Nereye diyorsun Allah aşkına şu görsele bir bakın ya. Yönetmen fantazi böyle bir şey işte. Adamla aranızda 30 santim var yok. Silah çekmişsiniz. Bir de kaç kişisiniz oğlum lan. Adam bir hareket yapsa yanlışlıkla heyecandan hepiniz ateş edip birbirinizi öldüreceksiniz. Böyle bir tutuklama şekli mi var amına koyayım? Riddler abi yakalayınca hemen evine de şafak baskını yapıyorlar. Bir de ne görsünler? Mekana bir bakıyorlar. Her yerde Bruce Wayne Batman'dir yazıyor. Bizimki de diyor ki Batman bitiyor galiba. Niye la? E şu an ifşa oluyorum. Oğlum katın da herkes senin Batman olduğunu biliyor zaten. Sikindirik bir maske takıyorsun diye gizlendiğini mi sanıyorsun Bruce? Sen kırılma diye sana çaktırmıyoruz işte. Dese ne güzel olurdu ama demiyor. Bizim Twilight yarasamız delillerin olduğu odaya girip eline döşeme sökücü alıp bakarken tesadüf oradaki polisin dayı oğlu döşemeci olduğu için abi döşeme aletiyle de adam öldürmezsin amına koyayım. Benim dayı oğlu döşemeci de oradan biliyorum o elindeki döşeme aleti. Delil de mi o? Deyince bizim Batman aydınlanma geçirip sırrı çözüyor. Kötü adamımızın mesajını okuyor. Adamın derdi şu. Seçim olacak ve bu karı seçilmesini istiyor. Neden? Çünkü adaleti getiremeyeceğine inanıyormuş. Sonra da YouTube'da edindiği kitle diyor ki gidin konuşma esnasında kadını öldürün. Oğlum adamın takipçileri de giyinip, kuşanıp, silahlanıp, konuşmanın yapılacağı platformun tam karşısındaki binanın çatısına 50 kişi uzun namlulularla pusu atıyorlar. İşte takipçi dediğin böyle sadakatli olmalıdır. Öncelikle tebrik ediyorum. Mesela ben yıllardır, oğlum şu Instagram'dan da beni takip edin diyorum. Bir Allah'ın kulu gelmiyor. Bu arada zaten bu şartlarda... Şu kadın ölsün amına koyayım. Başkan adayını gabak gibi güvenliksiz bir şekilde orada konuşturan zaten ölmesini istiyordur muhtemelen. Hayır bir de tam karşı binası. Neredeyse çatıdakilerin kürsüyle arasında 10 metre varla. Tabi yarasa abimiz bu 50 kişiyi ufak tefek yaralar alarak kolay bir şekilde harcamayı başarıyor. Peki nasıl bu 50 kişiyi harcıyor? E tüfekle ateş etmek için Batman'in 30 santim yakınına gelmesini bekleyen düşmanı da bir zahmet harca amına koy. Sonuç olarak canlar kötü adam emeline ulaşıp seçimleri erteliyor ve tüm göt am şehrini sel basıyor. Batman abimiz de selden kurtardığı insanları yine selin içinden geçirerek nereye vardı belli olmayan bir yere götürüyor. Şimdi ne anlattı bu yapım? Gitme erken seçime döner girer götüne mi nedir? Oğlum birader ey Hollywood size sadece bir fikir sunuyorum böyle yarak kürek hikayelerle yeni Batman serisi yapacağınıza. Şu adamı Joker olarak bu yapıma koysanız ve şu yapımın bittiği noktadan 15 sene sonrası diye hikayeyi başlatıp başka bir film yapsaydınız insanlar sinema salonlarını hınca hınç doldurur. Belki de bu sayede önümüzdeki sene Oscar'a bile giderdiniz. Ama bunun yerine siz vampir gibi katımda gezen bir Batman yapmışsınız oğlum. Kısacası kaldı ailemden miras. Dert etmiyorum para pulu, intikam diye yola çıktım. Ulan nerelere geldi konu? Temalı bu yapım bizim için. <laughs>